Küresel tartışmalara hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Roberta Metsola. Mülakatımız Avrupa Adalet Divanı'nın koşulluk mekanizmasını onayladığı güne denk geldi. Karar, birlik bütçesinden faydalanmayı, hukukun üstünlüğüne uymaya bağlıyor. Yani Brüksel, Bloğun temel değerlerine saygı göstermeyen bir üye ülkeye yapılan ödemeleri askıya alabilir. Efendim hoş geldiniz. Bu yolsuzlukla mücadelede gerçek bir kilometre taşı mı? Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Kesinlikle evet. Bugünkü karar çokça ümit edilen, beklenen bir karardı. Avrupa Parlamentosu'nun müzakere etmeye çok hevesli olduğu temel bir ilkeye karşı iki üye devlet hükümeti tarafından açılan bir davanın net bir açıklamasını ve reddini istemek için aylar harcadık. Bunu çok yıllı mali çerçeve hakkındaki tartışmalar sırasında müzakere etmiş, başarılı olmuştuk. Başka bir deyişle hukukun üstünlüğü konusunda bir kez daha geri adım attığınızda o zaman bu ülkeye ödeme yapılmasına ilişkin kararlar buna bağlı olmalı. Ama bu sadece bir karar değil. Şimdi Avrupa Komisyonu'ndan somut adımlar bekliyoruz. Ve bugün bu parlamentonun büyük çoğunluğunun anlayışı bu olacak. Macaristan ve Polonya, muhafazakar ve liberal olmayan görüşleri nedeniyle bunun kendilerine karşı siyasi bir araç olduğunu söylüyorlar. Bu argümanları nasıl görüyorsunuz? Benim için, ben bir avukatım ve yargı kurumuna her zaman hem bağımsızlık fikri hem de AB hukukunun yorumu açısından saygı duyulması gereken bir kurum olarak baktım. Bugün elimizdeki kurumların aldığı bir kararın yorumudur. Avrupa Komisyonu'nun da önerisiyle Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'ne sahibiz. Benim için durduğu yer burası ve bence tüm üye devletler buna saygı duymalı. Avrupa Parlamentosu Macaristan'ı demokratik gerileme nedeniyle ağır bir şekilde eleştiriyor. Seçimlere sadece haftalar kala durumu şimdi nasıl görüyorsunuz? Bu şartlar altında Macaristan seçimlerinin özgür ve adil olabileceğini düşünüyor musunuz? Seçim sonucuna ilişkin kehanette bulunmaya cesaret edemem. Ancak şunu söyleyebilirim ki Avrupa Parlamentosu çok yakından izliyor. Demokrasinin korunmasına, kurumların işlerini yapmasına izin verilmesini ve siyasi müdahalenin olmamasını sağlıyor. Hukukun üstünlüğü tartışması elbette sadece Macaristan ve Polonya ile sınırlı değil. Örneğin kendi ülkenizde, Malta'da bir araştırmacı gazeteci öldürüldü. Yerel yetkililerin yaptığı soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve devletin sorumluluğunu nasıl görüyorsunuz? Daphne Caruana Galizia'nın öldürüldüğü gün, bu parlamentonun hukukun üstünlüğü, gazetecilerin korunması ve medya özgürlüğü konusunda bir şeyler yapması gerektiğini bildiği gündü. 4 yıl önce Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kuznirova Slovakya'da öldürüldü. Bunun tetiklediği şey uzun bir kararlılık süreci. Ülkeye yapılan ziyaretler, Avrupa Komisyonu üzerindeki baskılar ve doldurulabilecek tüm boşlukları dolduran objektif bir hukuk devleti raporu. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi'nde benim de çalıştığım halkın katılımına yönelik stratejik dava hakkındaki rapor üzerinde yoğun bir çalışma. Ki bunun için Avrupa Komisyonu'ndan bir teklif sunmasını bekliyoruz. Peki bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Daphne ve Jan'ı geri getirebilir miyiz? Elbette getiremeyiz. Ancak en azından yapabileceğimiz şey bu parlamentonun her zaman medya özgürlüğünü savunacağından emin olmaktır. Bu parlamento her zaman gazetecilerin korunması için ayağa kalkacak. Adaletin tesis edildiğinden ve sadece yapıyormuş gibi görünmekle kalmayıp bilfiil tesis edildiğinden emin olmak için. Daphne ve Jan'ın soruşturmalarında aradıkları, araştırdığımız gerçekler nihayet ortaya çıkıncaya kadar elinden gelen her şeyi yapacaktır. Avrupa'nın çevresinde bir başka kriz daha var. Rus birlikleri hala Ukrayna sınırına yığılıyor. Vladimir Putin'e mesajınız nedir? Mesajımız çok açıktı. Her şeyden önce diktatörler bizi bölemeyecekler. Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmaya çalışanlar aslında bunu sadece bizim birlik olmamız için yapıyor. Bu parlamentodan ve ama aynı zamanda Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisinden gelen mesaj birlik olacağımız yönündeydi.
gerilimi azaltmak için sürekli baskı yapacağız. Rusya'ya yönelik yaptırımlar açısından kararlarımızı hatırlıyoruz. Ukrayna ile dayanışmamızı ifade ediyor ve gerilim olması durumunda parlamentonun diğer kurumlarla uyumlu olarak sağlam, acil ve süratle harekete geçeceğini açıkça ifade ediyoruz. Ayrıca bugün Ukrayna'ya 1.2 milyar euroluk makrofinansal yardımı oyladık. Parlamento oldukça hızlıydı. Parlamento bunu yapmaktan vazgeçmeyecek. Aynı zamanda bu somut ve hızlı dayanışma mesajını Ukrayna halkına göndermek bizim için önemliydi. Üye devletlerin ve parlamento üyelerinin çıkarlarının farklılığını gördüğünüzde Avrupa'nın dış politikadaki birliğinin süreceğini düşünüyor musunuz? Doğru liderlikte, dille ve aynı zamanda müzakerelerle bu çatı altında çoğunluğa ulaşabileceğimize gerçekten inanıyorum. Elbette bu meclis, farklı siyasi geçmişlerden, farklı siyasi gruplardan insanları bir araya getiriyor. Ancak son birkaç günde ve son birkaç haftada gördüğümüz şey, Belarus muhalefetini desteklemek ve Belarus'taki gayrimeşru rejime karşı en güçlü mesajları göndermemizi sağlama bağlamında olduğuna benzer bir şekilde birleşik ve somut bir yanıt içinde ilerleme yeteneğimizdir. Bizim için bu meclis çok sesli ve başkanlığımın önümüzdeki 2,5 yılında da bu yolu izlemeyi düşünüyorum. Başkan olarak Avrupa Parlamentosu'nun geleceği ve AB yapısı içerisindeki yerini nasıl görüyorsunuz? Her şeyden önce geçtiğimiz 2 yıl Avrupa Parlamentosu'nun görünürlüğü açısından çok zorlu geçti. Ama aynı zamanda parlamentonun yarıdan fazlası ya yeni veya ilk defa buraya gelmiş üyelerdi. 9 yıl önce bu parlamentoya geldiğimde insanlarla dolu koridorlar, çok aktif bir genel kurul, çok güçlü siyasi ifadeleri yönlendiren ve yasal sonuçlar doğuran çok hararetli tartışmalar gördüm. Birlikte yaşadığımız olağanüstü tedbirlerin artık yavaş yavaş sona erme aşamasındayız. Keza pandemi sırasında yaptığımız teknolojik ilerlemeleri kullanabileceğimizden ve yararlanabileceğimizden emin olmalıyız. Örneğin Avrupa Parlamentosu hibrit ve çevrimiçi moda geçmek için çok hızlı davrandı. Parlamentonun ciddiyetini, genel kurulunu ve karar alma mekanizmasını korurken bu esnekliğe izin vermeye nasıl devam edeceğiz? Bu kurumlar arası altyapıda da önemli olacak. Ama gördüğünüz gibi gayet derecede hazırız, oldukça görünür ve çok sesliyiz. 2024 seçimlerine yaklaştıkça bunun daha da artacağından şüphem yok. President, thank you very much for the interview. Thank you.